Selamlar dostlar, sizlerle bugün Modern Day'deki Türkiye serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık savaşın sonlarına doğru ilerlemek üzereyiz. Hava kuvvetlerimiz bir hayli yetersiz. Buradan itmeyiz umarım. Ama yine de kara kuvvetlerimiz havaya rağmen ellerinde inisiyatif tutaraktan saldırıyor. Anadolu işgalini önledik. Belarus tarafında ciddi bir ilerleme ve Almanya tarafında da ciddi bir saldırı tutumunu izliyoruz. Şimdi şuradaki lojistik atma orada bir halta yaramaz hoca. O yüzden şuraya hemen bir atalım. Aynı setten aynı sete biliyorsunuz atma bir işe yaramıyor. Saplayı artık o paradoksta güncelleme alan bir konuydu. Sıkıntı yok. Paketleri atmaya devam. İşlerini bitirmeye gidiyoruz. Şuradaki birliklerinde bir imha hemen bir gerçekleştirirsek artık bir hadi be ne olur ya. Heh. Hadi. Bitir şurayı da artık. İnşallah orada bir bitecek. Öyle umut ediyorum en azından. Bir de şuraya bir transport plane var mı? Abi İstanbul'u çok kötü bombalamış ya hıyar herif. Bayağı bir bombalamış. Atom bombası yemedim değil mi? Yok. Ama atom bombası atsaydı muhtemelen canımızı okur muydu? Okurdu. Lakin Balkanları kaybetmek üzere ve ayrıca da cephe savaşlarını da bitiriyoruz. Güzel. Buradaki ordumuzsa çok başarılı ilerlemeler kat etti. Şimdi Avrupa'nın içlerine doğru girmenin vaktidir. Şu tarafta da eğer ki birazcık olsun kes desteği alabilirsem ordum buradan da herhalde itmeye başlayacaktır. Şöyle birazcık çocuklara burada bir destek atalım. Ona rağmen itmişler bu arada. Hani destek olmamasına rağmen. Güzel. Minimalist ama çok bir şey değil. Minimalist sıkıntı yok. Yere az bir şey iki lokma iki kırtık bir hava versek kafi. Şu oyunu da bir 5x alalım. Kafi sıkıntı yok. Evet, Almanya'da mutlak bir ilerleme kat ettik. Artık önümüzde duracak bir yeterli kuvvet görememekteyim. Balkanlarda ise ciddi bir paket yedi. Güzel. Çanakkale'yi de bir itirebilirsek şöyle adalara doğru. Özellikle bize adalardan bayağı agresif oynadı. Tahminlerimin ötesinde bir hamle yaparak. Burada line veremedim. Neyse. Çok önemli değil. Şu birliklere bir ofansif verelim. İlerleyebildikleri kadar ileriye gitsinler. Evet. Almanya'nın içlerine kadar girdik. Berlin geçildi. Kapitollerinin alayına giriyoruz. Ve Fransız yüzüklerine ulaşmamıza sadece haftalar kaldı. İngiliz bölgesine çıkmayı pek istemiyorum ama Victory Point'ine kadar düşük bilmiyorum. Çıkmak gerekebilir. İngiliz başlı başına apayrı bir Victory Point ama donanma üstünlüğü alabilir miyiz? Ondan hiç emin değilim. Çıkarma teknolojimiz bir hayli zayıf. Ama bakacağız ona da. Şu Belarus'taki mutlak havalarını bir türlü kıramadım. Buraya ne yapacağız ya? Yere bir 200-300 kez vursak yetecek aslında ya. Şu birazcık kinetikten mi çalışsak? Ne diyorsunuz? 2-3 lokma kinetik atsak şuraya var ya bitecek ama. Hayır. O zaten kırıkmış. Evet, şurası sakat. Hava ama bir dakika kineti engelliyor ya. Sen engelleyebilirsin. Evet baya kineti engelliyor kinetik bombardımanımızı. Uydu savaşını mı kaybettik acaba? Evet, kinetik bombardıman yok oraya. Ya da bilmiyorum çalışmadı mı? Ama uçaklar bayağı bir debufflı. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şuradan kalkan uçaklarını da vuralım. Uydu map'ine bir girmek istiyorum. İyi. Şu casusluk uydularının bir hayli sayısını arttırmıştık. Onların bufflarını aldık mı? Ya da şu uyduyu aldık mı? Evet. Max frenik faktör bir hayli fazla. İtalyan düzlüklerine ilerliyoruz ve şuradan da taarruza geçebiliriz herhalde artık. Balkanlarda tamamen ilerleme söz konusu olsun. Birazcık Balkanlara öyle bir iki lokma. Uçak. Gel bakayım. Özellikle Almanya'daki havanın tamamını kazandık. Şimdi bizim bu uçaklarımızın bir güzel özelliği daha var. Felaket derecede yer dövüyor. Felaket derecede deniz dövüyor aynı zamanda. Naval Strike'a koyacağım ve buradaki donanmalarının yavaştan fişini çekmeye çalışacağım. Denize dökelim, Amsterdam limanını alalım ve Fransız düzlüklerine ilerlemeye devam edelim. Rotterdam'a da girdik. Valla bayağı bir ülkesinin içinden geçtik. Yani çok fazla kayıp verdi. Donanmaya iyi vurduğunu söylemiştim ama konvoy vuruyor galiba şu an. İlerleyeceğiz. Güzel yol kat ediyoruz. Bir de Finlandiya tarafından da verimli bir ilerleme kat edebilirsek eğer. Bu bölge bizim için bir hayli önemli. Finlandiya. Finlandiya. Vur. Sonunda buradaki havayı alabilmişiz. Kinetik bombardıman sonuç vermiş ve buradaki ordularının işini bitirmek için elimden geleni yapıyorum. Ve Kiel kanalına rush atma opsiyonum var. Kiel kanalını bir şekilde alabilirsek çok muazzam bir etkiye sebep olabiliriz. Çünkü Kiel kanalı kapanırsa muhtemelen sıkıntıya girecektir. Şuradaki 400 kesi de buraya ver. Şu 600 hava üstünlüğü uçağımızı şuraya koyalım. Kiel kanalında verimli bir ilerleme kat ettik mi? Etmeye çalışıyoruz hiç yoktan. Şuradan karşıya geçmeye çalışacağım. Kes yüzünden geçebileceğim. Güzel. Donanmasını imha ediyoruz. Rotterdam'da bir paket yemişiz. Çünkü burada hava yok. Oraya hemen bir hava vermek lazım. 900 kesimizde nereye koyalım? Paris semaları. 400'e böl. ...400 de şuraya gelsin. Şuradaki havayı almak için biraz operasyona kalkışalım. Belarus'taki hava kontrolüne artık ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. O yüzden Avusturya tarafındaki havaya vurmaya çalışacağım. Şurada paketi kurtarmışız. Hemen Rotterdam'daki havalimanlarını alıp düşman üzerine... Dur. Namussuz hemen inisiyatifi eline aldı, dur. Bir yerden açıklık bıraktım ve oradan hemen yürüdü. Şuradan geçiş varmış. Kiel kanalını biz kaybettik geri. Sıkıntı yok. Da Berlin'e rush atma gene. Bir ufacık hatadan bu kadar ceza olması ne kadar saçma ya. Dedi değil mi Romel? Devam. Balkanlardaki durum nedir? Kötü. Neyse burası o kadar önemli değil. Şuradan da ilerlersek eğer. Genelde gelmedi bir türlü. Yukarıdan ilerliyoruz. Aşağıdaki paket sıkıntıya girecek. Şuradaki tank korlarını aslında çekebilirim oraya. Mantıklı. Burada bayağı iyi tank divisionlarımız vardı. Onları buraya çekip şuradaki şımarıklılığı bitiririz. Böylelikle de inisiyatif kurabiliriz bölgede. Yunanistan'da ciddi bir mücadeleye tutuştuk. Özellikle Akdeniz tarafında da bir hayli gemileri var. Şimdi şuradan bir hava desteği alıp denizden de çıkarmayla birlikte girebiliriz. Şuradaki bölgeden de gir. Bir hayli efektif ilerliyoruz gibi duruyor. Şurada biraz kes desteğim yok. Oraya bölgeye biraz kes lazım. Almanya'da kes sayımız azdı. Hemen oraya biraz verelim. Ultimatum Arbani'ye gitmiş. Batum'u geç. Şunu bitirelim. Evet. Şuraya girersem bu arada bayağı bir işi bitecek. Da general 5 güne geliyor anca. 5 gün sonra yapabileceğiz demek bu hareketimizi. Güzel. Yunan tarafında da güzel bir hava şeyimiz var. Artık şu kinetikleri kullanmam gereken yer değişiyor. Arkadaki ordunun artık işini bitirip batı tarafına gelmesi lazım. Ciddi önem gerektiriyor o ordunun gelmesi. İhtiyacımız var. Ve evet, buradaki ordunun artık işini fişini çekiyorum. Siz de şöyle gelin, Kiel'den arkasını kuşatın, devam. Resmen bir pakata girsin diye uğraştım. Hava koyduğu her yer benim için sakat çünkü. Güzel. Dört bir taraftan düşmanın fişini çekiyoruz. Şurada biraz lojistik sıkıntımız var. Şuraya dağıt. Hollanda bölgesi emniyete alınmak üzere. Minik minik düşman üstünlüğü var bölgesel olarak ama önemli değil. Üstesinden geliriz. Evelallah şöyle. Evet. Kiel kanalı artık güvenli mi? Hayır, güvenli değil. Kiel kanalı hala geçebilir. Çünkü Kiel kanalının bir yakası bende sadece. Şöyle Kiel kanalına rush atacağım. Böylelikle buradaki birlikleri artık attrition'a girmiş olacak. Çünkü boğazın her iki yakasında ben kontrol etmiş olacağım. İşte şu hareket halindeki organizasyon kaybı müthiş derecede fazla. Kiel kanalı kaybedilse buradaki birlik tamamen pakıttadır demek oluyor. Bakalım. Aynen öyle. Kiel kanalı kaybedildiği zaman buradan buraya artık birlik geçirmek namümkün. Buna da defansif vereceğiz. Buradaki orduların hepsi telef olacak. Fransız tarafındaki birliklerimiz güzel ilerliyor. Lakin şu arkadaki takviyelerin de gelmesi lazım. Yunan tarafındaki savaş fena değil. Kıbrıs tarafında sakinlik koruyor. Finlandiya tarafında büyük taarruzumuz var. Hatta Finlandiya'daki hava üstünlüğünü artık değiştirme vakti geldi. Buraya verelim. Salin'in yapamadığını yapalım. Evet, Hollanda düzlüklerini tamamen bitirdik. Son bölge. Fransız düzlüklerindeyiz. İmha edin. Muzaffer ordumuz gayet iyi ilerliyor. Buraya hemen bir donanma üstünlüğü lazım serisinden. Buradan karşıya geçsem bile bir halta yaramayacak. O yüzden orada oturmam da kafi gelir. Bitti mi? Şu ordunun işi bitmek üzere. Güzel. Bir hayli zorladı. Bir de kriptolojisini kıralım artık. Çok ihtiyacım yok artık. Casusluk bilgisine. Onun yerine breakthrough buff'lar daha mantıklı benim için. Ve evet. Güzel bir ilerleme kat ettik sayılır. Gerisi ordumuzun itişine bağlı. Belarus'taki havayı değiştirebiliriz. Almanya'daki havaya gerek yok. Ama Faris'teki havanın değişmesinin vakti geldi. Petrol kaynaklarını kaybettin değil mi artık? Ha? Evet, bayağı bir kaybetti. Bu da uçak kaldırma gücünü azaltacaktır. Buradaki donanmayla İngiliz ana karasına da çıkmam lazım. Bir de şuradaki ordunun hemen bir pakıta ilişmesi lazım. Boş. Bu paket olursa eğer bayağı sağlam bir division'da Finlandiya'yı koruyan gitmiş olacak. Breakthrough'u da benim kırdı. Sıkıntı değil ama bu Paris burayı Fransızlar mı tutuyor, biz mi tutuyoruz beyler? Bu ne bu? Hah, sonunda ordum boşa çıktı, çabuk. Ne bu ya? Nasıl bir boş cephe o? Paketi yemeye yani şey. Gel bana paket at diye bağırıyor şu an cephe. Ki atıyor yani. Koş. Bizim bu ordu niye bu kadar bölündü ki ya? Ne oluyor ya? Şuradaki motorizeleri acilen oraya desteğe yolla. gittiği kadar artık. Sonrasında İtalya'yı kuşatmaya başlayacağız zaten. Tamam, o daha kötü durumda da ben de saçmalıyorum yani birkaç cephede özellikle. Hele hele şurası için. O da kötü durumda ama. Belarus'taki havanın artık yer değiştirmesinin vakti geldi. Buradaki kesin de bir yer değiştirmesinin vakti geldi. Burayı vur, artık burayı da bir alalım. Yunanistan'da hava mutlak kayıp var havada. Niye? Havalimanlarında mı sıkıntı var? Bu arada İHA uçak türlerimizden gelen var mı? Oo, maşallah maşallah. Şuraya hemen bir tane koyalım. Depoda bayağı bir İHA birikmiş. Şunları da buraya koyuver. Böylelikle Yunanistan tarafında da zafer gelmiş olacaktır. Ofansif ilerlemeyi bir kenara bırakıp artık normal bir ilerleme güdün. Çünkü paket yiyip öleceğiz yoksa. Ofansifin birazcık şeyini çıkardılar. Şuradaki ordu ne yapar? 40 division. Ordu niye hiçbir şey yapmaz? Ordu şuraya gelsin. Öldür artık şurayı. Hamburg tarafındaki kuşatma bitsin. Evet, Finlandiya tarafından taarruza kalkıştık. Çok hızlı ilerleyeceğiz oradan. Tamam, buradaki inisiyatifte aldık. Buraya da Fransızlar tutuyor. Tamam. İtalya savaşın en çetin bölgesi olacağı benziyor. Bakalım. Son seferi kuvvetlerimiz de vursun oraya. Bunları özellikle ayırdım çünkü çıkarma atmayı düşünüyorum. Çıkarma limiti 20. Tamam, 20 yeter. Londra'ya. Burada lojistik hit yiyeceğim ve bayağı ağır hasar görecek birliklerim ama sorun değil. Transport planı biz babamızın hayrına basmadık. Son taarruz için hazırlanalım. Tamam. Aynen. Oraya hemen bir donanma çekelim. Ürettiğimiz gemilerden belki ikram etmek isteriz. Kalmamış. Evet. Öyle minimalist bir donanma üstünlüğü alsak kafi, biliyor musun? Hani öyle zorlamaya gerek yok. Buradaki bütün donanmayı telef etmiş. Boğaz'dan geçer geliriz herhalde oraya ya. Bilmiyorum, belki de gelemeyiz çünkü çok fazla tutuyor. Londra'ya giremeyebilirim. Stabilitesini vurmaya çalışabilirim. Bakacağız. İspanya, yani İngiltere düşmeden düşmesi lazım aslında. Hani mantıksal açıdan. Bakacağız. Yunanistan tarafı güzel. Balkan tarafı fena değil. Her yerde zaferimiz var. Lakin İtalya tarafına giriş yapamıyorum hala daha. Evet, Fransız tarafından tam taarruza kalkalım lütfen. Denize dökün bunları. Burada da deniz üstünlüğünü aldığım ilk takdirde çıkmak istiyorum. Tabi alabilirsem. Bayağı bir gemilerini vuruyorum ama. Bu denklemde bayağı bir hasar görecekler. Şu tanklarımıza da bir ofansif ver. Yarsın geçsin şuraya, haydi. Durmasın. Berlin'de hava, şey mi yok? Kes mi yok? Evet, biraz kes eksikliği varmış. Şuna, şu hava nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Ona gerek yok. Şu kesi de şuraya ver. Bitirin burayı, haydi. Yukarıdan belki itmeye deneyebilir ama Finlandiya ordusu ilerliyor. Çok hızlı ilerliyor. Bunu engelleyemiyor bir de. Buraya çektiği her asker kaybedeceği daha fazla asker demek. Fransız düzlüklerindeki savaş biter bitmez. Buraya gezin ama bir saniye. Burası niye böyle abi? Burayı niye kimse tutmuyor? Rumpara yani. Abi Cenevre. Hayır ya. Ya abi bu göl yürüyor. Evet, bizim bütün sınırımızı buradaki yiyeceğimiz pakatı göl yüzünden yedik. Güzel. Göl. Evet. Hamburg tarafına bir çekilme yapmışlar. Onları da imha edeceğiz. Hala. Denize orada kesleri verip daha fazla hasar vurmak istiyorum. son birlikleri de yok olup Yunanistan'ın Atina'sına girilecek ve Roma tarafına da bir saldırı mevcut. Hava üstünlüğünün mutlak kaybettiğimiz yerler var. Oralara hemen bir kinetikte saldırı atmam lazım. O halde kinetik bombardımanı gelsin diyelim mi? Gelsin gelsin. Neresi mesela? Burada çok fazla havası var. Bombalayamıyorum. Basıyorum basıyorum olmuyor. Bozuk bu. Bozuk bu. Lan oğlum artık event de gelmiyor. İyice bozuldu. Evet. Ne durumdayız? Canim. Burada bayağı... Oha. Oha. Abi Antalya'dan hayvan gibi... Oha. Oy oy. Ne diyorsun? Bütün İtalyan filosu burada. Çok fazla... Of 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 of. Tamam o bayağı bir gemi kaybediyor da benim de... Ama bu ne ya? Dökün denize şunları. Ne ara çıkartma attın oraya? Çıkarma mı attın oraya? Gerçi filo getirdiğine göre belki atmış olabilir. Ya da buradaki Kiel'deki birlik mi doğru geri çekildi? Sanmıyorum o kadar bir gücü olduğunu. Neyse şu Fransız'ı denize döktükten sonra bakacağız artık işimizin başımızın çaresine. Şu an sadece yarma harekatlarına bakıyor iş. Şu 36 birliği nereye getirelim? Bir de buradan utanmadan itemedik mi? Vallahi itildik mi bir de utanmadan? Yok o kadar da değil. Vallahi burada itemememiz için hiçbir sebep göremiyorum beyler. Boş division'lar var, boş yerler var. Sadece havanın alınamaması durumu var. O da şu an şuradaki kesi şuraya bir vereceğim kısa bir süreliğine. Diğeri de vereceğim. Abi bir de arkamıza sarkmış. Ay kudurursun, kudurursun. Vallahi kudurursun. Dünya kadar da ordu getirmiş buraya. İngiliz garnizonu olabilir bu arada bu ordu. Ay ben niye onun borcuna dedim ki ya? Bana ne senin borcundan ya? Ne kadar paradır acaba? 68 milyon dolar verdim. Milyar dolar evet. Dünya kadar askeri var ya. Yanlış bölük. Tamam, güven aldık. Ufak bir şımarıklılık oldu. Onu da hallettiğimize göre. İngiliz anakarasına aslında paraşütçü atabilirim. İngilizlerin anakarasına donanmayı alamam ama paraşütçü alabilirim ama paraşütçü division'ı üretmemiz gerekiyor galiba. Var mı? Bir de o var. Vardır herhalde. Aynen, tamam. Komandoya çevir şunları ya. Bunları değil. Bunlar bizim ordumuzdan. Şurada 8 6'lık bir division vardı. Nerede? 3. Paket mi yiyerek bu hale geldiniz? Paket yiyerek 3 kalmışlar. Ya da güçleri bitti öldüler bilmiyorum. Mesela Fransız cephesi bitince aşağıya bayağı bir ordu indirmemiz mümkün hale gelecek. Burada biraz şımarıklılık yaptık. Onun dışında sıkıntı yok. Şimdi paraşütçüyle atlayacağız. Bir atlama gerçekleştireceğim. Bunları bir komandoya çevireceğim. Komando direkt atlıyormuş. Diyeceğim ki sevgili komandolarıma. Sevgili komandolarım, atlayın. Gel. Önce gitmesi lazım. 36 tane uçağı şuraya ver. Buraya bir hava. Sonrasında bir 500 kesimiz burada var. Onun bir 100 kesini şuraya. İngiliz tarafına. Atlayın. İyi aklıma geldi bu. Ama of. Yılan gibi kıvrılıyor lavuk ya. Tin ordusunun seferi nerede? Hadi. Çok etrişiyor ama. Hemen oraya bir lojistik sıkmam lazım. 2 lokma. Gel. Fransa verilmiş. Polanta verilmiş. Polanta gerek yok. O lojistiği şuraya at. Bu Çin'den minden de çıkmış mıdır acaba? Gerçi Çin'i sağlam tutuyorduk. Sanmıyorum. Atladık mı? Atlayın artık. Hadi. Görevde özür dilerim, benim hatam. Tutuyor mu lan burayı? General vermedik bir de. Of. Command power 161 istiyor çünkü. Veremiyorum. Nasıl yapacağız ki? Bütün limanları tutuyorsun sen eğer. Onu bile tutuyorsan bütün limanları tutuyorsundur. Dur, şu ordunun artık bir yerinin değişmesinin vakti geldi. Çünkü Fransız'daki ordum mahvolmuş. Evet, teşekkür ederim. Çok orada kaybettik orada bak. Tamam, bu orada İspanya'ya doğru ilerlesin. Bu ordu başarır. Orada biraz da hava eksikliği var. Yunan'daki keslerin 1K'sını hemen çekeceğim şimdi buraya. Hala savaşıyor mu orada ordumuz? Belki biliyor musunuz, kes desteğiyle başarabilir ya. Ama birlik işte ölüyor. Force atak verseydi muhtemelen başaracaktı ve ben force atak generali koymam gerektiğini bildiğim halde koymadım. Benim hatam. Bu arada bir tane generalim ölmüş. Bir ordu kaybetmişim orada tam. Sorun değil. Bunlar da geçer. Devam. Balkanlardan da ilerleme kat edebilirsek güzel olacak. Yunan tarafı tam bir bitişe uğradı. Hadi lan, yok olurdun be. Bizim birazcık komandoya ihtiyacımız var. Şu 52'lik var ya, ondan bir 10 adet komando ver. Generalleri de hazır. Hemen buraya rush atsınlar. Burada da yoldayken de komandoya dönüşsünler. Komandolarla bir yere atlamayacağım. Aslında bu kritik bir hatadır. Bir yere atlamamam gerekiyordu. Biraz eşeklik ettik orada. Kusura bakmayın. Bizim bayağı bir ekipman açımıza girmişiz. Şundan da üretiver biraz. Kaynak var aslında da öyle çok da. Yani. 2023 misyonlarını da bitirdik. Sayılır. Tamam, buradan artık taarruzumuza engel olamaz. Ordumuz tek bir yöne tam kudretiyle saldırıyor. Lakin buradaki fortları yaramıyorum. Hassas fortu var mı lan hala burada? Kaldı mı o ya? İngiliz anakarasının işgalinden sonra İtalya muhtemelen iflasını verir. Lakin şu kesleri şimdilik orada değil de Fransız'ın aşağısında, yani Fransız anakarasında kullanalım. Bir de şuradaki iş ne oldu? Şuraya da hemen bir gir. Şuradan da gir. Finlandiya tarafı mutlak zaferi getirdi bize, güzel. Âlâ. Evet, çok ordu kaybettik ama o daha fazla kaybetti. 2 milyon askerini öldürmeyi başardık. Ve daha da fazlası gidecek muhtemelen. İtalya düzlüklerine inmiş bulunmaktayız. Ordusal olarak başarılıyız. Ama ben bu denize daha fazla vurup da donanmasını kaybetmesi uğruna kendi ordumu kaybetmeyeceğim. Çünkü çok fazla İHA kaybettim. 200-200-200 gidiyordu günde. Bir ara şaşırdım ve devam ettirdim. Niye devam ettim bilmiyorum. Donanmasını bitirmek gibi bir niyetim olmaması lazım aslında. Ama 200-200 60-60 hatta 70-70 uçak kaybettim. İHA envanterim vardır. Kurtarır ama hani gene de gerek yoktu. O İHA'larla daha verimli işler yapabilirdik. Saçmaladık. Şimdi bu paraşütçülerle atlayacağız ve İngiliz ana karasını özgürleştirmeye çalışacağız. Şöyle atlayacağım. Aynı yere atlayacağım bu arada. Ama bu sefer daha farklı şekilde atlama gerçekleştireceğim. Bir de general lazım. Generalin bir force atağını verirsem yukarıdan gelen kesle yeri bitirebilirim. Arkadaki 10 tane de tank gelip geri kalan işi görecektir. İngiliz anakarasına çıkıyorum ki savaş daha kolay bitsin. Olur olmaz şu Dover'e de bir bakalım. Tamam, hazır general geldiği zaman da kaç güne giriyor? 8 güne başlar bu operasyon. Fransız tarafındaki seferimiz fena gitmiyor şimdilik. Az önce çok rezaletli oldu. Reş dedik ama toparlıyoruz. Doğu Finlandiya'da ve İskandinavya'yı da tamamen toparladık. Ama hala daha İtalya'nı yapıp çıkarmaya boğuyor bizi. Çanakkale'yi de bir türlü geri alamadık. Çünkü orada yeterince uçağımız yok. Balans'ta mı kaldın sen? Yok. Line attack versem aslında bitirecek de line attack veremiyorum. Çok saçma bir bölgede. Ha işte tamam, şimdi oldu. Line attack'la o yavaş yavaş alır Çanakkale'yi, kurtarır geri. Şuradan da geri bir paketi bitir. Evet, İtalya'nın da düzlüklerine giriyoruz. Bu savaş resmen bitecek. Komutan geldi mi? Hadi be komutanım, 3 gün. Hadi. Gene mi buraya çıktın hıyar herif? Ne Lübeck'miş, ne Lübeck sevdasıymış be. Bir gün kaldı. Force atakta çıkıp inşallah bitirecek, bakalım. Atlayın. Hemen oraya kes sesi. Bu kadar basit. Şimdi çıkarma olarak değil, karasal olarak ilerleyip Londra bölgesine de özgürlüğünü verelim. Şu 52 tane division'ı da getirin oraya. Cephe doldurup itsinler uçakla beraber. Böylelikle Londra anakarası, İngiltere anakarasında bitirmiş olacağız. Hala. Güzel, seferi kuvvetlerimiz iyi işler çıkardılar. Artık İspanya'da da varız ve İtalyan anakarasına da büyük bir tehditiz ve Roma'ya doğru ilerliyoruz. Kızıl Elma'ya. Düşmek üzere yakında. Zor bir savaş ama bedelini ödedik. Ve ilerlememizi yapalım artık. Ofansif. Durmak yok. O 1000 tane kes varken orada hiçbir halt yiyemez. Şu 900 tane kesi artık daha verimli bir bölgeye götürmek istiyorum. İtalya gibi. Evet, İtalya gibi. İtalya'da kes yok, o yüzden itemiyorduk, iteceğiz. Bayağı bir uçak çektim. Hatta bütün havayı oradan olduğu gibi çektim, bakalım. Güzel. Böylelikle İtalya'yı da halletmiş olduk. Tamam. Minik minik çatışmalar var. Kayıpları 2.3 milyona ulaşmış ve İspanya tarafından da intikamımızı almışız. Güzel. Roma'da düştü. Son victory point'lere doğru ilerliyoruz. Ve Avrupa Birliği düşmeye hazır. Hala. Son bir atom bombası mı sıksak ya? İskoçya'ya falan ha? Nereye sıksam ki? Hadi adaya atalım. Ama şimdi crash mrash yeriz ama söylemiş oldum. Canınızı çekmiştir. Bir de bu şu füze türüyle sıkacağım ya. Bakayım bir fark olacak mı? Bunların menzili bir hayli kısa. O yüzden nereden atmam gerek? Nerede batarya var? Kaç ki bunun menzili? Çok kısa diye hatırlıyorum. 2500 kilometre. Zor. Trabzon'dan orası zor. Çok zor. İstanbul'dan da çok zor. Zor. O yüzden başka bir füze türü kullanacağım. Balistik kıtalar arası yine. Bir de nükleer gelmedi mi? Geldi. Salvo olarak da bayağı bir fazla. Güzel. Tamam. 8 salvo atabiliyordum artık. Trabzon'dan dünyayı nükleer bombalarla. Palmera'ya. Şunu ilk iki şeyini denesem miydim ki? Neyse ama. Launch point seç. Gider ayak bir tane daha atayım dedim yani. Evet kitledi oyunu. Yine atom bombasını atıyor. Atmadı mı? Ben mi animasyonu kaçırdım? Yok atmadı da. Niye atmadı lan? Atsana oğlum. Hah. Ay kendi kendime atom bombası atacağım. Füzeler çoktan yolda. Füzeler çoktan yolda. Siz daha önce hiç kendi kendinize atom bombası attınız mı? Füzenin gitmeme olasılığı var mı? Heh. Yok lan iptal oldu galiba. Değil mi? İptal olmuş. Sıkıntı yok, iptal oldu. Kendi kendimize atom bombası atmadık. O kadar da değil. Değil mi? Arada acaba düşecek mi diye bakıyorum ama yok yok. İptal oldu. O iptal olmuştur. Hadi inşallah. Bu kadar bekletmez zaten. Tamam. Evet. Serimizin yavaştan sonuna gelebiliriz. Özellikle şu uzay mekanikleri bir hayli zorladı. Yani çok hoş. O hani uydu olsun. Diğer mekanikler olsun. Mesela İtalya'nın uydularına da saldırdık da bunların raporlarını ben incelemedim. Çok fazla uydu gücü yoktu onun. Mesela bir Amerika ile uydu savaşına geçseydik herhalde daha eğlenceli olurdu. Çünkü uydudaki savaşı kazanan yerde mutlak bir buff oluyor. Çok güçlü bir buff oluyor. Şöyle göstereyim uydu düzenimizi. Oo, biraz görev düzeni oldu. Dur. Çok fazla uydumuz var. Haddinden fazla uydumuz var. Dünyada yani böyle uydumuz olmayan yer yok Allah'a şükür. Öyle. Ha, bir dakika bu benim uydum değil galiba. Bir kendi uyduma bakmam lazım. Türkiye. İtalya uydusu olabilir. Gerçi yok İtalya'nın bayağı uydusu varmış be. Galiba. Ha, çok buff alamıyordu. Kendi bayrağımı göremedim. Heh. Bizden daha fazla uydusu varmış onun galiba. Bilmiyorum. Amerika'nın kaç uydusu var mesela? Yani benim bayağı bir 350'den fazla uydum var. Amerika'nın var. Bayağı var. Onun da bayağı var. Ama onunki çok düzenli ki mesela benimki biraz karma çorman ya. Yok benimki de düzeldi şimdi. Öyle. Savaş olmuş mu? Mesela benim evet bu kilis atların bayağı bir savaşa tutuşmuş ama ne kadar iş yapmış. Benim çok uydum düşmemiş. Anti-satellite weapon. 4 defa vurmuş anti-satellite. 23 defa ıskalamış yani şundan bahsediyorum. 85 tane kayıp etmişim. Ama bir yerden sonra muhtemelen şeyi kaybettik ki uydu üstünlüğünü yere kinetik vuramadık. İlk başta güzeldi ama bir yerden sonra vuramadım. Bu da demek oluyor ki İtalya uyduları bu saldırgan uydu türü benim uydularımı dövdü. Çünkü yere bir yerden sonra hiç vuramadım. İlk başta çok güzel hamleler yaptırdı bize. Finlandiya'yı falan kazandırdı. Daha sonra Polonya'yı kazandırdı. Almanya'yı kazandırdı. Lakin Finlandiya tarafı da kazandıramadı. Yere vurmayınca bir şaşırdım. Muhtemelen uydudaki savaşı kaybettiğim için orayı da alamamış bulundum. Ve böylelikle de Türk Birliği'ni kurup dünyanın içinden geçtik. Bir serinin daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir önümüzdeki seride ne yaparız bilmiyorum. Fikirlerinizi yoruma yazarsınız. Eğlenceli bir seriydi. Çok acılar dolu bir seri aslında. Bayağı acı çektik ama güzeldi. İyiydi. Hoştu. Ama her güzel şey gibi bir sonu var. Devam etmek isterdim ama Wargol Time dünyanın sonuna kadar gitmez. Yani bir 10 yılda falan herhalde bitiririz ama zaten dünyanın şu an kaçına sahibiz? %26'lık bir gücüne sahibiz. Daha da fazla artmış. Yani hatta biz bu yüzden Amerika'yı süper güç statüsüne taşımış olabilir miyiz? Neredeyse. Öyle. Güzeldi, hoştu. Bayağı da bir fabrika çıktık. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki seride ve videoda.